İster misin böyle bir şey? Bizim gözümüz fazlasında abi. Şu anlaşmayı bir kotaralım da herkese benden bir cip. Ramiz, senin olanlar zehir gibi. Emsaller sağlam ondan abi. Dayı, eksikleri kapamamız lazım. Eğirden işi alacağız da Kenansız nasıl yapacağız? Yukarıyla bağlantıyı nasıl sağlayacağız? Zor. Adam orada herkes de sıkı fıkı. Zamanında bizim gibi. Bir dakika, bir yanlış anlaşılma olmasın. Bizim derdimiz Kenan'la Eğir'in bu işi almasını engellemek mi? Yoksa işi kendimiz yapmamız mı? Farkı ne? Farkı, Eğir'in altına uyacaksak Ted'i kaçırmak kâfi. Ted'i kaçırmak için de bir hafta daha direnelim, tamamdır. Anladım. Eğir kaybedecek de kim kazanacak o işten? Ezel, şuna ne dersin? Sonra konuşuruz abi. Burada plan belli. Bir dur evlat. Arkadaş konuşsun. Söyle. Eğri zorlayalım. Ama onu dışarıda bırakmaya değil de... Bizle iş yapmaya zorlayalım. Yok daha neler. Niye kardeş? Öyle de gücünü alacağız. Biz de para kazanacağız. Dediğin o değil mi Ali? Kuvvetleneceğiz. Ne kötülük var bunda ya. Çocuk haklı. Sevdim. Dayı. Yani Ali'nin dediğini bir düşünelim yani. Ha? Birlikte olursak hep beraber kazanırız. Kenan'la iş mi yapacağım? Ben hep iki adım sonrasını düşünürüm değil mi? Hep sana öğrettiğim gibi değil mi? Ezel, herkesin işine geliyor. Bana başka bir şey daha öğrettin dayı. Başladığın işi bitireceksin. Konuştuğumuz gibi, dümdüz. İzninizle. Ali, Ali koş şunun peşinden, koş ikna et, hadi, hadi. Ezel, ne oluyor sana? Sen mantığa sesli değil misin oğlum? Niye dinlemiyorsun? Aynı şeyi istemiyoruz Ali. Sen ne istiyorsun? Önce Eğir, sonra Kaya, sonra Kenan. Bu sırayla, ben bunu istiyorum. Sence Necip'i bu saydıkların? Bizim bu ihtiyarlar heyetine ihtiyacımız yok mu? O zaman bari istemediğini belli etme. Kaç senedir yapıyorsun, yine yap güzel kardeşim. Oyun oyna. Ramiz mi dedi vazgeçir onu diye? Benim laflarımın bir değeri yok mu Ezel? Benim fikirlerimin bir değeri yok mu? Ne diyeyim sana? Oyun mu oynayayım? Yok. Doğruyu söyle. Evet. Benim fikrimin benim için daha çok önemi var. Çünkü bu tür şeyleri daha doğru düşünüyorum ben. Doğrusu bu. Peki arkadaşlık nerede abi? Ali abin değil mi ya yine? O nerede abi? Bitsin istiyorum. Senin gözünün içinde ne görüyorum ben biliyor musun? Hırs görüyorum. Onlardaki gibi. O yolun yolcusu olmak isteyen bir adam görüyorum. Uyan Ezel, uyan. Ben o yolun doğuştan yolcusuyum zaten. Senin baban seni Kur'an'la tanıştırdığı gün benim amcam beni 38'lik simit ve sonla tanıştırdı. Git başka yerde oyna o zaman onlara. Ulan! 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 Başlarım intikamına da borcuma da bilmem ne de. Sen ne bencil herifsin lan? Sen soktun beni buraya. Niye buradayım lan ben? Vurup kaçan sinekli barın abim ben. Bencil mi? Gerizekalı herif. Neler yaptın bana? Hala bok yoluna gitme diye kıçımı yırtıp duruyorum. Bu mu lan bencillik? Her şey senin intikamın değil. Herkes senin adamın değil. Biz de buradayız. Senin bizim için istediğinden başka şeyler istiyoruz.
Ha, onlar gibi mi olmak istiyorsun? Değil gibi mi olmak istiyorsun? Ya bırak! Ramiz gibi mi olmak istiyorsun? Evet istiyorum. Onun gibi olmak istiyorum lan. İstiyorum lan. Var mı diyeceğin? 80'inde hala sırtını duvara verip oturan adamlardan mı olacaksın? Ha? Sevdiklerini tehlikeye atan adamlardan mı olacaksın? Atmayayım diye kimseyi sevmeyen adamlardan mı olacağım? Görmüyor muyum lan? Ezel. Senin yüzünden kıza bir şey olmasın da kızın artık suratına bakmıyorsun lan. Ezel. Ne? Aferin arkadaşım. Çok güzel bok yedim. Siz... Ne yapıyordunuz burada? Ben mutfaktan eksik listesini almıştım da... pazara gidip onları alacaktım. Bitmedi daha. Giriyor musun benimle içeri? Gel ben bırakayım seni. O tarafa gidiyorum. At artık o resmi. Yok. Ramiz'i duydum söylerken. Selma seviyorum demedi ki. Belki beni seviyor. Olamaz mı? Sor. Sor bakalım seni mi seviyor onu mu? Niye sormuyorsun? Ya onu derse? Yürü git! Defol! Kaptanla konuştum dayı. Dayıya bir can borcum var. Emrindeyim dedi. Yabancılar da senden haber bekliyorlar. İyi. Git söyle. Ramiz Kara eski silah işine giriyor. Ramiz. Ne oldu? Konuşmamız gerek. Ararsın sandım. Sen benden de mi vazgeçtin Kenan? Ramiz nasıl? Ramiz. Sen yokken başka. Sen hiç olmamışsın sanki. Bambaşka bir adam oldu. İşe verdi kendini. Kimseyi gördüğü yok. Toptancılar belli günde geliyorlar ama maalesef kayıtları bende yok. Bir de Kenan Bey'e sorsak. Hallederim ben. Gerek yok. Sana kardeş. Sana gerek yok. Kovuldun. Aranız nasıl?
Sen gittiğinden beri kimseyle konuşmuyor ki. Neşeli görünüyor ama birden parlıyor. Kafam karışıyor. Aklında ne var? Ne yapıyor, ne düşünüyor bilmiyorum artık. Sen iyi edersin onu. Sen de gitmedin ya. Bana demediğin bir şey var mı Kenan? Tek sıkıldın diye mi gittin? Ramize demem. Bana söyle. Sevgilin değil miydim ben senin? Konuş benle. Tek iyi ol istiyorum sen. Konuşalım. Ben de bir şeyler derim. Der misin? Derim tabii. Ramize anlatırım. Unutuyordum. Şapşal Selma. O silah işine giriyor. Biliyor musun? Sen yapamazsın diyordu. Kaba kuvvetli olmaz diyordu. Polis de şart koşmuştu silah yok diye. Başına bir iş açacak diye öyle korkuyorum ki. Benim gitmem lazım. Ama Ramiz. Bir şey söylemek ister misin? Ne hakkında? Of tamam ya, yok bir şey yok. Hayrola, ne bu telaş ha? Kaya Bey var ya, Kenan'ın bize uğradı. Ha, bir şey mi içmek istiyormuş ha? Hayır, bunu vermeye gelmiş. Evet. Sana değil baba. Kenan anneme yollamış. Görüşmek istiyormuş bu akşam. Yok ya, kızını öldürtmek istediği kadınla mı görüşecekmiş? Ben gideyim mi şu hayvanla bir görüşmeye? Hayır kızım, yok. Sen gitmeyeceksin. Çünkü annen gidecek. Ne? Yok daha neler. Sen istiyorsun diye mi görüşecekmiş? Yok. Kendisi istediği için görüşecek. Bu sefer anladım. Çünkü kızım, ben annenin gözündeki bu bakışı daha önce gördüm. Niye anne? Anlatsam da anlamazsın ki Azat. Baba, ya bir şey yaparsa anneme? Kenan, annene hiçbir şey yapamaz kızım. Bunu çok iyi biliyorum. Olsun, sen yine de izin verme. Onu da çok iyi biliyorum kızım. Onu da çok iyi biliyorum. Çünkü senin annen, Selma Hünel, hiçbir kabadayıya pabuç bırakmaz. Sonunda ne isterse onu yapar. Senin annen kızım. Sen
önel ma önel ya. Babam içeride. Sen de her şey yolunda mı? Ha, bomba gibiyim. Hadi canım. Bir dinlesen Ezel. Ali ile gireceğiz bu işe. Tamam mı yeğen? Ben de Ali gibi düşünüyorum. Önce güçlenmemiz gerek. Bu işi başarırsak o güç elimizde olacak. Ondan sonra istediğimiz vurgunu yaparız. Asıl vurgunu. Asıl vurgununuzu. Ali. Bakıyorum da dayıya bayağı ısındın. Ne diyeceksen de Ezel. Bir hikaye anlatayım sana. 30 yıl önce eski arkadaşları tarafından kazıklanan bir adam varmış. Dünyanın tepesindeyken çekip indirmişler bu adamı. Arkadan vurmuşlar. Elindeki her şeyi almışlar. Hapse atmışlar. Oğullarını öldürmüşler. Ama o adam pes etmemiş. Öyle bir plan yapmış ki, uygulamak için çelik gibi irade, dayınınki gibi bir zeka gerektiren. Gün gelmiş, adam hapisten çıkmış. Her şeye göğüs germiş. Ve onuru için asıl vurgunu yapmaya soyunmuş. Nasıl hikaye? Bildiğimiz hikaye. Peki. Aynı hikayeyi şöyle anlatanlar da var ama. Aynı adam en iyi arkadaşına büyük bir kazık atıp yerleşmiş en yukarı. Gün gelmiş, arkadaşı intikamını almış ondan. İndirmiş aşağı. Ama bu adam öyle bir adammış ki bir gün yine o tahta çıkacağını hesap etmiş. Yaşı ilerliyormuş. Yanına gençten bir yardımcı almış. Öyle bir plan yapmış ki intikam kisvesi altında. Önce kaybettiği kumarhaneleri almış, sonra atıldığı heyete geri gelmiş. Sonra onu en büyük yapan silah ihalelerine el atmış. Öyle bir planmış ki bu, intikam değil, tekrar en başa çıkmakmış amacı. Asıl vurgun oymuş. Bu hikaye böyle de anlatılır. Değil mi dayı? Öyle, öyle. Bu dediklerini unutma yeğen. Hatırla. Çünkü ben unutmayacağım. Hatırlayacağım. Ama ben kararımı verdim. Bu işi yapacağız Ali ile. Ali şimdi gidecek. Eğir ile bu işi bitirecek. Tabii eğer Ali'nin bir itirazı yoksa. Var mı bir itirazın Ali? Yok. Madem karar verdiniz beni niye çağırdınız? Yanımda oldu ya. Nasıl? Yanımda oldu ya. Bu işe inanmıyorsun sen, anladım. Ama sen yanında olursan bu iş doğru gider. Benim görmediğimi sen görürsün. Bu sefer sen benim yanımda ol diye. Yardımcı ne olayım diye. Arkadaşım ol diye. Arkadaşım. Sizi araştırdık. Usulleriniz sertmiş ama iyi dediler. Kurallara açıklamak gerek. Lüzum yok. Çalıştık dersimizi. Çalışsan burada olmazdın birader. Hmm.
Ne der honoriniz? Şivan'a verin. Maliyeti yarı yarıya düşüreyim. Ne yapacaksın? Sırtında mı taşıyacaksın silahları? Sizin dinliyorum Ramız Bey. Sansar işi karayolundan hallediyor. Ben malı denizden getireceğim. Bulgaristan'dan kaptanım getirecek. Ben satıp parayı kaptanla tekrar geri size göndereceğim. Kaptan size parayı verecek. Siz de ona malı vereceksiniz. Teklifim budur. Tamam. Ama işi siz mi yapıyor? Kaptan mı? Bu mu iş dediğin lan? İskeleye kaptan mı diktin? Dayı mısın, iskele babası mı belli değil. Ben müsaadenizle hemen geliyorum. Ah buyur. Yok bir şey. Ne yapardın çocuk? Konuş benimle. Sansar'da teşkilat. Senin elinde bir kaptan var. Ne burada tanıdığın var ne Bulgaristan'da. Onun adamı çok, senin adamın. Bana haber verdim de kaptan hazırlansın diye. Hala kaptan diyor ya. Ramız Bey. Neden size güvenelim? Sırf bana değil. Ona da. Teklifim şudur. Sansar'ın Bulgaristan'daki adamı benim kaptanla limanda buluşup malı ona verecek. Kaptan getirecek. Ben satıp parayı Bulgaristan'daki arkadaşa karayoluyla tekrar göndereceğim. Size vermesi için. Sansar arkadaşım o kısmı halledecek. Karayı. Ben de size deniz yolunu açacağım. Mal denizden, para karadan. Hem daha ucuz, hem daha güvenilir. Sansar arkadaşımın bugüne kadar yaptığı işin yarı maliyeti. Ayrıca iki kuvvetli adam. Ne dersiniz? Bir dakika, bir dakika. Sen rahat ol kardeş be. Ben kaptanı çoktan diktim limana. Herkes seni konuşuyor dayı. Nasıl yaptın? Ortak oldum Sansar'la. Ama sen kendin taşıyacaktın silahları. Yine ben taşıyacağım. Bak. Sansar malı yüklerken bir ihbarla yakalanacak. Sansar hapsi boylayacak. Silah piyasasında ben arşınlayacağım. Oldu mu? Anladın mı? Teşekkürler.
Konuşacak mısın benimle? Kutlama yapıyoruz. İşi aldım. Sarhoş musun sen? Görecektin. Senin dediğin gibi yaptım. Tek mermi atmadım. Yumruğumu bile sallamadım. Kardeşimi düşündüm. Tak çözdüm işi. Kardeşin. Gururdu Kenan. Dur, nereye? Kenan'a gidiyoruz.